İyi akşamlar sevgili futbol severler. Bugün yine her zaman size söz verdiğimiz gibi haftalık rutini tutturamadığımız ancak dostlarımızı bulduğumuz an bir araya gelip futbol konuştuğumuz Sıfır Futbol'un 3. bölümündeyiz. Her zamanki gibi Tolunay, Ali Biçim ve Kuzey'in en taze oğlu Bilal Ancı bugün yanımda. Bugün sizlerle başta Türkiye ardından Avrupa futbol gündemini konuşup tartışmaya çalışacağız. Hocalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben bu işe dev alıştım ha. Vallahi dev alıştım derken. Bir 5 dakika daha hocam geliyorum. Sen az önce sıçtın ondan bahsedelim bak unutuyordum az kalsın. Sıçtın derken mani olarak. Hayır tuvalette gerçekten sıçtın. Tuvalet ne içindir? Ama yayından önce de sıçılmaz adabı vardır şey yani bu işlerin. Yayından önce götü boklu gelmek daha önemli bir şey değil mi? Yani İster misin? Yayının ortasında gidip sıçacaksın anladın mı? Hayır oğlum anlatsın sana bir hani kimin mesela dün akşam yine yayında Messi'nin babasının şeyini vermiş. Dilenin Somer'in Messi babası açıymış. Neydi? Messi babaannesine bakmıyor. Demir doğramadan biz bakıyoruz. Ha öyle bir şey. Demir fabrikası mı ne bir şey? Demir babaannesi oğlum. Messi'nin babası demirci miymiş? Messi diyor babası diyor bundan topçu olmaz annesi diyor olmaz. Babaannesi diyor bundan topçu olur buna yaptırır. Bu mu Messi'nin koca hikayesi? Pardon, Messi'nizin hikayesi. Ertem Samuel'in hikayesini anlat, Walter Samuel. Onu dinleyemedim. Anlat sana da. Yok dinleyemedim. Patrick Evren'in. Samuel kim ya? Patrick Evren'in. Patrick Evren'in 17 kardeşi 17 var. 17 mi? 19 mu? Bayağı kalabalıklar ha. Tabii. Sevgili arkadaşlar bugün... Bilgi veriyoruz. Yok güzel bilgi. O sen yine saygıyı evde bırak. Saygıyı beylik düzünde bırak. Biz gelmişsin buraya. Hızlı başladık hızlı. Yapmayın. Göt veren. Çok güzel bir şey. Sana. Ne bu? Ya bu kapattım işte şey olmasın diye. Gazete enerji ne lan bu? TVB oğlum o önemli değil içindeki. Ulan ne için? Sana getirdim oğlum. Sana bu? Fıçı bira getirmişler hocam. Ya oğlum arkasında TBMM enerji komisyonu başkanı. Ya ona bakma oğlum. Sesini yazıyor. Reklamımız kapandı. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ooo kral. Ne bu? Ulan bize de ben de istiyorum be abi. Sana hediye içiyorsun ya. Neymiş? Sayın Perez. Sarılacak şimdi sana dayanamayacak. Yaş olarak benden büyüksün. Üstelik sesin benden çok fazla çıkıyor. Ne oluyor oğlum şu an? Babacım. İnşallah kesersiniz buraları. Kesmezsek ne olacak? Neden korkuyorsun ki ya? Hiçbir şeyden. Kağıdı açmadım. Kağıdı açmadım lan. Aç da görsünler. Ulan meğer Lipton Ice Tea işte. Oğlum reklam olmasın diye kapattım ben zaten. Ne zannettin? Lan nereden buldun bu kağıdı? Şimdi reklam oldu. Ama Ali şeydi. Hah. Evet. Lipton'un yerleştirmesini aldı video. Bilal olsun be. İnşallah biz de fonda. Bilal Ancı Lipton tarafından. Sen nasıl 5 günün çektiği bir videoda sormadın PUBG Mobile'de reklam alınca? Alıp getirmedi mi? Çok YouTube ağzı bu işte. İki saat önce çektiğimiz videonun yok 5 gün önce bana dememiş miydi falan. Oğlum küfürlerine dikkat et bu bir ikincisi. Çok sinirlendim. Tolunay Ören'e üçüncüsüne eşlik ettiği için moral alkışından ziyade Bilal Ancı'ya burada saatlerce bekleyip bize eşlik ettiği için ve koca moderatörümüz Mesut Şantoma'ya bir büyük moral alkışı. Futbol nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Şey koydun. Hepsine tükürdün çaylarına şey koydun ya. Bir şey, söyleyeceğim. Bir dakika. Ama baştan sayıyorum. YouTube'un en ahlaksızı, YouTube'un en çok bağıran iki insanı ve ben de bir kardelen olarak. Bugün evet. İletişim Doğru. Belli bir seviyede. Çok özür diliyorum. YouTube Türkiye'nin en yeteneklisi. Estağfurullah. Hayır. Kim ha kim ha benden arar. Adam bize bok getiriyor. Ha burada. İstediğini de söyle. En yavşa. YouTube'un en yavşa. Ben burada. YouTube'un en yavşa. Bana ahlaksız diyor. Dün ama nasıl sana kaydım Twitter'da. Bana kay... Oğlum bak kaymak bana. Dedim mi Ali biçime kay... Beyler futbol konuşmaya geldik. Senin gözler kızarmış. Ben ne içtim be? Ne içiyor? Çok terbiyesiz bir adamsın. Bir dakika. Hayır saçak mı? Halk merak ediyor. Ne içtiğini merak ediyor halk. Ne bu ne diyor? Arkadaşlar ne? İnsanlar benim viski sevdiğimi biliyor. Ne oldu? Sen ne seviyorsun acaba? Hangi tarz y***kları seviyorsun? Bir onu anlatsana. Bak. Daha nasıl bir y***k koyunca? Bunu mu sıktı? Hocam. Keyto TV hazırla bu video yüklenmeyecek. Sakin ol. Aynen öyle. Keyto TV'yi aç. Buraya top konuşmaya geldik. Penis konuşmaya gelmedik. Buraya top konuşmaya geldik. Okey Tolunay başlar. İyisin. Değil mi? Eski günler futbol. John içmemiş o koca bir şey. Abi bir saniye. Moderatörümüz konuşamıyor. Ya. Mesut Başkan. Evet. Şimdi. Gündem ne? Derlediğim birkaç ender futbol bilgisini size önden servis etmek isterim ki üstüne konuşalım. En sevdiğim an. Çok iyi. Biliyorsunuz Galatasaray birinci sırada şu an. Ve kuvvetli sebeplerinden bir tanesinin Zaniola'nın transferi olduğunu düşünüyorum. Ben daha yeni geldi abartma. Yeni geldi. Direkt oynamadı daha. Oynamadı ne? İpne ver sabah dinlediğim kesin. Bağırma insanlara. Bağırma. Bir dakika. Evet. Sabah banko kuponcu bir arkadaşımdan aldım bu bilgileri. Beni yaftalamayın. Üstüne konuşun madem öyle. Ben size kapı açıyorum. Nereden buraya notumu almışım. Saviola mı transfer oldu? Saviola. Zaniolo. Zaniolo 15 lira. Bak 15 milyon euroya transferi sağlanmış. Şimdiden 35 milyon euroya Chelsea talip. Adam 5 taksitle aldılar bu arada. Helal olsun. Evet. Nasıl transfer yapmışlar? Oğlum topçu bu. Yatırım tavsiyesi mi? Vallahi 5 taksitle. Helal olsun adamlara ya. O transfer başarısı hakkında ben harbiden neydi o? Erden Timur. Doğru. Çok başarılı. Erden Timur demeyeceksin sadece. Ama kim bilir neyi var adamın ya? Nef diyeceksin. Sayın adam Nef. Adam gibi diyeceksin. Sayın Nef Erden Timur evet. Diyeceğiz. Abi yaptı yani. Bu arada bir vatandaş olarak şunu sormak istiyorum. Taksitle futbolcu transferi diye bir şey var mı? Ben de ilk defa. Edeple konuşalım. Allah Allah. Taksitle alırlar. Bu arada evet, bütün transfer alır. Genelde öyle olur. Ciddi misin? Tabii. O zaman yakında ev kurda DG ya. Patron? Abi adama sorsana can kurtarana gelmeyecek mi? Kanka bizim bölgeselde peşin veriyorsun parayı. Oyuncu gelmiyor diğer türlü. Nasıl yani? Taksit maksit yok bizde. Peşin parayı veriyorsun geliyor. Taksit hayır. Can kurtaran sporu konuşacaksak.
Kredi kartına kaç taksit? Kötü şaka mıydı am***** koyayım, güzeldi ya. Hayır ya. Gülüm be abi, güneş birazcık. Sen daha biraz iyi istiyorum abi. Twitch'in. Eyvallah. Twitch'in futbol tayfa tarafından en çok izlenen adam bu ya. Futbol tayfa demeyeceksin, futbol taraftarları tarafından. Futbol severler diyeceksin. Futbol tayfa abi. Aynen öyle. Bana mı dedin göt diye? Arada olur lan, moderatörüm diye. Övgü anlamında giderler ya, bu çocuğu neler yapıyor diye. Bu çocuğun jantına bak. Ha, iki tane öğrenci. Sevgili arkadaşlar, üstümdeki formayı sormadınız. Bu Fenerbahçe formasıdır. Bu anlı şanlı Fenerbahçe formasıdır. Başından beri aklımdaydı. Sezon. Kimin anonim mi bu forma? Sabahtan beri 98. Sabahtan beri elletiyorum milleti, şunu ellesene diye ama. 97-98 duymuyor musunuz a***a koyayım beni ya? Kimin forması? Oturuyordun o zaman gıt gıt gıdan üstünde. Bu kaç forması? Sevgili arkadaşlar, formanın hikayesini anlatın. Sevgili arkadaşlar, formanın hikayesini siz zaten geçmişten biliyorsunuz, formanın hikayesini. Ben doğmamıştım, ben bilmiyorum. Şunu bir öpeyim. Fenerbahçe benim için her şeydi. Son şampiyonluğu 30 bin takipçi aldın bu videoda. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu diyor. Oğuz Çetin var mıydı? Vardı. Abi sen Adidas'ı öptün ama. Adidas'ı mı öptüm? Daha çok iyi, pardon. Daha iyi aldın. Lan onun ayrı bir iş birliği var. Ondan da mı aldın ama pardon, pardon, pardon. Adidas ayrı. Rifle kapandı sabahtan zaten. Sabahtan beri marka öpüyor. Teşvik'i Adidas Originals. Bunu da öp. Teşvik'i Adidas Originals mı? Ulan evet. Komple bütün Adidas Originals. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'ı bir kenara bırakırsak aynı zamanda bugünkü Fenerbahçe Sevilla maçı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Kayacağız. Sevilla yenecek. Niye güldün Hikmet? Hikmet niye güldü? Adamın TC'sini de verzan altında bırak adamı. Veriyorum 45 verdim. Sevilla kalecisi Bono demiş ki kötü gidişatı Fenerbahçe karşısında durduracağız. Ya git hafta sonu durdur. Bırak Fenerbahçe'yi. Hafta sonu ne var ki? Ya İspanya Ligi'nde durdur, anladın mı kötü gidişi? Yani bırak Fener yensin ya. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'nin yenmesini ben arzuluyorum. Biz de arzuluyoruz. Ben bir Türk vatandaşı. İnşallah yenerler. Ben bir Türk vatandaşı. Ulan sen. En sevdiğim parti bu program. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında dümenden Galatasaraylı olan taraftar şey vardı ya. Sen Beşiktaşlı değil misin? Ben Beşiktaşlı. Beşiktaşlıları çok seviyorum. Ama sen dümenden Galatasaraylı falan filan işte, neyse. Tamam, devam ediyorum. O neden mi? Sevilla tam 4 senedir UEFA kupasını kazanıyor. Neyi? UEFA kupasını. UEFA mı? UEFA mı? Diyelim U dedim. English accent kullanmak istedim. Bırakmazsın Bilal ya. Birbirimize girmeyin. UEFA dedim. Doğru diyor. Doğrusu ne bu arada? Görkem doğrusu ne? UEFA. Desene ben de U derdim. Me too hareketi arkandayım desene. Evet. Bana koyayım, not almışlar birden ya. Aldım ya, not mu aldın lan? Başka ne? Aferin lan sana, çalışıyor. Aferin lan. Hani bir de diyorsun ki çalışmıyor çocuk. YouTube'un en çalışkan çocuğu. Ya soktu mu ya? Ya yapmayın arkadaşlar ya. Beyler sadece futbol konuşacağız. Özür dilerim. Tamam, çok güzel, çok güzel. Ediyoruz bu videoyu. Keito'ya her atılmaz dediğimiz video kapı başa kırıyor. Bitti, aynen bitti. Öyle. 4 senedir UEFA'yı kazanan Sevilla şu anda ligde 17. sırada. Ancak UEFA'ya gelince bu çocuklar bir başka top oynuyor. Yalnız Fenerbahçe'nin karşısında yiyemeyeceklerini düşünüyorum ve 4 yıllık zincir bu sefer kırılacak. Ne düşünüyorsun Tolunay öğren? Ben bir bilgi vereceğim. Adamlar son 17 senede 6 tane UEFA almışlar. Böyle bir şey var mı? Tam son bir, 4 senesi kesin. Adam bunlar lan amına koyar. Tam bir UEFA kupası canavarı yani. Böyle bir şey olamaz. Anlamadım biraz. Karşıya geçsene, UEFA kupası canavarı. Kumteper canavarı mı ne dedin? Tam bir UEFA kupası canavarı. Beyler ben şimdi mesela şunu sorsam güme gider miyiz? Gidersin. Bir kere baştan şunu söyleyelim arkadaşlar. Alakam yoktur öncelikle. Hayır, hayır, sen de Pakistan'daydın. Oradaydın lan, konuşma işte. Sen de mimbariydin orada. Uy, bu neymiş? Sevgili arkadaşlar, bakın biz buraya futbol konuşmaya geliyoruz. Evet. Ama az ama öz bilgiyle. Lig nereye gidiyor yine diye sorsak. Magnolia. Lig nereye gidiyor Sevilla diye sorsak. Sevilla konuşuyoruz ama Sevilla yani. Oğlum konuyu da koydum. Adam Zaniolo dedi, oradan Sevilla'ya atladık. Neler geçecek mi geçmeyecek mi? Sevilla'ya karşı hangi iyi taraflarımızı kullanmalıyız? Pekala. Konuş ya. Maçı da unuttuk. Jesus dedem ne yapmalı? Konuş. Jesus dedem mi? Evet. Yok, kıraathane mi işletiyor? Jesus dede ne ya? Ya arkadaşlar ben sadece şunu söylüyorum. Ama sizin taraftar öyle seviyor. Ben sadece şunu soruyorum sempatik size. Adam. Sizin taraftar nasıl lafını böldüm ki? Ya burada, yine komik oldu. Bunları yakalayamıyor. Burada kral, zamanında iyisin, gül, gül. Burada zamanında bu iki arkadaşı konuşuyorduk. Ronaldo Messi dedik. Tamam. Sözümüzü ne olur kesmeyelim. Ronaldo mu Messi mi dedik. Gır gır şamata yaptık. Ronaldo kardeşimiz neredeydi bir ay önce? Manu. Onu sormuyorum ki. Story atmadığı için Manu'dan, mi diyorsun? Hayır, bağış mevzusu geçti ya. Bağış mevzusu geçti ya. Niye titredin? Niye titredin? Tamam, hiçbir şey yapmadım. Tamam, onu niye titredin? Abi söyleme, onu söyleme. Hayır, hayır, bir şey söylemeyeceğim onu. Onu söyleme abi. Bir önce nerede giderken depremde yardım etmedi. Ronaldo'nun devletle milletçe bu kadar yoğun ve kötü zamanlar geçirdiğimiz evrende Ronaldo'nun neden bağış yapmadığına dair sosyal medyada kimine göre spekülasyon, adam kimine adam göre nefret söylemleri vesaire döndü. Ne ben kadar? Eski bir Ronaldo taraftarı olarak başına eski. Zaten eski dedim. Vay 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 eski dedim. Vay, vay, vay. Sevgili şey arkadaşlar. Eski. Evet. Ronaldo ile yattın Ronaldo. Ooo. Ben sadece ve sadece. Abi yaptım izinle. Gitti clear reklamı a**a koyayım ya. Gitti clear reklamı. Canı sağ olsun. Sponsor var mıydı? Ben sadece. Yok oğlum sponsor. Bu videolarda sponsor yok. Şunu söyleyeceğim. 8 lafın 5'i. Bu hangi marka? Şurfa? Sadece şunu. Şurfa. El Nasır. Ya zaten komik ya, bırak boş ver. Arkadaşlar.
Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bak iki tarafa da yapmışken ona da. Evet. Bizler zor zamanlardan geçtik. Geçiyoruz da. Burada bu programı yapıp eğleniyorken de içimiz zaten her şekilde cız ediyor. İçimiz kahroluyor. Ama ne olursa olsun. Biz sadece bir futbolcudan, sadece bir futbolcu derken bunu zaten şöyle söylüyorum. Bir futbolcuya, hatta hayranı olduğumuz bir futbolcuya kapısına gelerek bize de yardım et diyecek bir millet değiliz. Sinan Engin hocam da aynısını diyor. Dolayısıyla Sinan abiye canlı bağlanalım mı? Sinan abiye şu an kantineri de. Her şeyde inanma ya. Şu an abone olun, abone ol. Her şeyde. Biz zaten kenetlenip bunları milletçe aşabilecek potansiyele yıllar evvelinden şahidiz ve biliyoruz. Dolayısıyla Ronaldo bağış yapmış veya yapmamış. Seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Beni ilgilendiriyor mu? Hayır. Seni veya bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Bu yüzden dolayı da birine hunharca saldırmak zaten çok başka bir şey. Ama ve lakin Ronaldo kardeşi burada o kadar taraftarın olduğunu bilmene rağmen kalkıp bağış yapmana gerek yok da en azından bize destek verebilirdi. Bundan sonraki futbol kariyerinde sana başarılar dilerim. Çok ufak araya girmek istiyorum. Cristiano Ronaldo bir büyük jumbo uçak dolusu yardım göndermiş. Ronaldo aramıza hoş geldi. Candır. Daha yeni gönderdi. Aramıza hoş geldi. Bilmiyorduk. Yenisi fark etmez. Gönderdi. Abi. Öyle veya hatasından dönebildi. Arkadaşlar kimse kimseden bir şey beklemiyor ya. Beklemiyor. Ama yapmış olsun bekledik hocam. Yapmayabilirdi. Yok ama yaptı. Ya, yapmaya da bilirdi vesaire falan filan. Arkadaşlar biz buraya futbol konuşmaya geldik. Siz sen Ronaldo Manu'dan ayrılış sürecinde hüngür hüngür ağlayan bir ya adam. Ben ağlayan adamım. Ben abi düşenin dostu olmaz dedikleri zaten bu. Ben ağladım. Ağladın. Derdin ya. Ağladık arkasından. Ulan bir yok mu bir feedback, bir geri dönüşü vesaire? Ya olmasın. Yine de söylüyorum. Canı sağ olsun. İyice futbol yorumcusuna döndüm. Ama bir şey diyeceğim. Şunu da söylemek fayda var. Ne anlatıyorum? Dinlemiyor musun? Şunu da söyle. Hey Tolga hocam. Şunu da söylemekte fayda var. Eski bir Ronaldo'cu olduğun için eski de bir sucusun. Bunu da unutmayalım, unutturmayalım. Çok terbiyesiz bir adamsın. Karadeniz'den misafirim var. Hemşin mıhlama gelecek birazdan. Senin de ayrı koyayım yani. Böyle bir şey değil. Koyayım, asıl ya. Ben koyayım. Niye arkamda durmuyorsun? Niye arkamda biz durmuyorsun? Biz seninle 2-3 videodur editleri beraber sırtlamıyor muyuz? Anamıza bacımıza beraber küfür yemiyor muyuz? Annen de mi Ronaldo? Eski futbolu çok özledi. Trabzon'da duruyor. Sen TikTok izliyorsun. Evet. Bu çocukları ya. TikTok yaptı. Bir şey diyeceğim. Kesin kendi kanalını Ronaldo'cu. Tolu. Ali. Sen. Arkadaşlar bak. Daha geldi. Bakın bunlar çok ayıp söylemler. Bence de. Ama buraya ki burada yazmıyor. Ali biçim s**cu mudur diye bir soru yok. Buraya cevapla. Spontane. Buraya cevapla. Harbi geldi gözüm oraya gitti anasını satayım yani. Sen Twitter'da soru sordun. Insta'da soru aldın. Aldın mı onları? Ne aldım yaptın? Onları. Dur bakayım bir dakika. Programı açıyoruz şu an ya. Yalan söylüyor ya. Arkadaşlar. Programı açıyoruz. 20 saat oldu. Arkadaşlar futbol konuşmaya geldik. Alo futbol. Derdimiz futbol. Kısa bir çitliyor arası verelim o zaman ardından yine beraberiz. Şey var ya geliyorum tamam. Ya ona da şimdi reklam diyecek ya. Abi görmedim oğlum ne bileyim ya. Ya bir sus bir adamla birebir muhabbet edeyim ya. Siz kendi aranızda ayrı bir suçluluk görevi var bu arada. Sizi de bu devlet ve millet unutmayacak. Ulan bunu yayınlama kadar ya. Ne oldu niye Tornistan? He Tornistan mı? Yo Fenerbahçeliyim hala. Bunu Pakistan diye zannettim ya. Yok sen. Psikolojisi bozulmuş ama. Bir şey diyeceğim. Lig ne alemde? Abi lig şöyle. Galatasaray ve Fenerbahçe yukarıda koptu gidiyor. Şu anda Beşiktaş ve Trabzonspor uzağında kaldı. Abdullah Avcı. Geçen yıl, Trabzon ayrılmış değil mi? Abdullah Avcı istifa etti. Sebep? Bu sezon istenilen şeyler olmadı. Bizim ligimizde şöyle bir dönem var son yıllarda. Tolu sen daha iyi bilirsin. Ben şampiyon bilirim. Olan takım bir sonraki sene bir düşüş yaşıyor. Harbiden Sergen Yalçın'da biz oldu gitti adamı. Ha hoca sen nerede ya? Biz hocayla Alaçatı'da ne güzel vakit geçirdik. Vallahi billahi ya. Sen nasıl Sergen Yalçın? Vallahi keyfi çok yerindeydi Beşiktaş şampiyon olduğu sezon. Hep gülüyorduk. Beşiktaşlısın. Evet. Sen nasıl Sergen Yalçıncısın? Seviyorum adamı. Şey misin yani mesela YouTube'da açıp 90+3'te Denizlispor'a frikikten attığı golcü Sergen Yalçıncı mısın? Ya da sen harbi Sergen'cı kadar seviyor musun? Hayır. Okay, tamam. O meci biliyor musun? Tümer Metin Alder 2'ye 1 atıyor. Tümer arkaya atıyor. Sergen Yalçın şampiyonluk geldi. Sakın Tümer Metin'le ilgili lafa girme. Sakın. Biliyorum. Bilal Hancı'ya sorar mısınız? Trabzon'un başına Fatih Terim gelsin ister mi dedi. Fatih Yasin diyecektim. Trabzon'un başına Fatih Terim gelsin ister miydin? İsterdim. Anlat. Anlatayım. Ya şöyle söyleyeyim. Fatih Terim benim için Türk futbolunda bir ikon. Gerçekten bir sembol yani. Çünkü çok büyük başarıları var. İtalya'da adama saygı duyuyorlar abi. Gerçekten. Galatasaray bu futbolcuları nasıl getiriyor biliyor musun? Bu Zaniolar'ı falan filan. Gerçekten Fatih Terim sayesinde. Vardır balansı. Bak gerçekten Fatih Terim sayesinde. Zaniolar, Melolar falan filan. Bir Sinan Engin, iki Fatih Terim. Bence bu Torreira'lar. Abi nereye gideceğim Galatasaray? Aa Fatih Terim, Milan, Fiorentina. Abi geliyorum. Bak yemin ediyorum böyle. Fatih Terim o yüzden bence kim ne derse desin büyük bir isim futbol. Türk futbol camiası. Kesinlikle öyle. Ben Trabzonspor'un başına öyle bir durum olursa gelmesin demem. Gelsin derim ya. Eğer bir durum olsa evet isterim derim. Sen Beşiktaş taraftarı olarak Trabzonspor'un teknik direktörünün ansızın istifasından dolayı ne hissediyorsun? Çok şeyimde değil. Çok umurumda değil ya. Orhan Akın gelişine ne diyorsun? Şenol Güneş'i soracakmışım sana soru geldi. Şenol Güneş'i ben çok tasvip mi? Tarih git dur git. Ooo! Senin için iki tane şampiyonluğu var senin. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen?
Arkadaşlar, Daniel Amokaç. Hadi bakalım. Nereden geldi? Zurnanın son deneyi. Merak ettim, ne düşünüyorsunuz anasını satayım yok, ya? Yok Pele a**a koyayım ya. Ulan 100 yıl öncesine gitti. Lan Pele ne yapıyor lan? Şimdi dönelim Ronaldo'ya. Hadi bakalım. Elimi Ronaldo tutma mu? Baba ya, Ronaldo dedim benim ya. Zarıyor mu yoksa? Bir şey soracağım. Hayır. Hazır bir dakika. Tolunay da o güne çok benziyorken. Messi'nin hunharca götünün ellendiği bir video var. Gördük Kadir. Sebebini bilen var mı aramızda? Neden Messi'ci olduğunu öğreniyoruz. Göt ellemeyi seviyor diye. Adam hakkıdır ama götünü ya. Götünü elletiyor Messi sen, ya. Sen gay arkadaşlarımızdan özür dile. Ne diyorsun? İnsanlar şey elletemez mi götünü? Ben kimseyi... Sizin yüzünden eşcinsel arkadaşlarımız yurt dışına taşınıyorlar. Gay'in göçü yaşanıyor. Doğru diyor. Belanızım. Doğru söylüyorsun. Şey doğru söylüyorsun. Bu güzel şaka yapıyorsun. Bu stand-up'ta yapacaktım. A**a koyayım. Güzel şaka yapacaktım. Stand-up mı yapıyorsun sen? Kardeş yazayım. Nasıl bir şeyler sen var? Sen stand-up mı yapıyorsun? Ejil Son'u çıkacağım açık mikrofonlarda kendime tecrübe edeyim ki önümüzdeki sene bir tane gösterip atacağım. Türkiye'de en çok sevdiğin stand-upçılar. Türkiye'de en çok sevdiğin stand-upçılar. Lazca konuşuyor. Neyini anlamıyorsun yok, ya? Altyazı var ya. O da stand-upçı değil, komedyen. Gökhan Ünver? Efendim? Gökhan Ünver. Who is Gökhan Ünver? Gökhan Ünver oğlum, Ünver. Ünver. Ha, Ünver. Ya Ünver tam şey soyadı ya, böyle bal ligi topçusu soyadı evet ya. Evet abi ben de öyle. O yüzden aklı ona gitti. Lyon'da oynamıyor mu ya? İzle. Lyon'da oynuyor. Tamam. Ya oğlum tamam, mevzu Lyon değil ya. Allah Allah kafam. Ben Dünya Kupası'nı özledim. Ben de çok özledim. Bu arada sen özlersin tabii. O zaman Dünya Kupası ayağına suratına sıçtırıp 70 bin dolar kazandığın için özledim. Rezil bir adamsın oğlum sen ya. Bugün bütün gerçekler konuşulacak. Ronaldo'nun Arabistan ligini bize de versin. Yaptım. Suratının bokuyla videoya geldi. Oğlum ne Dubai'de suratıma sıçırdı mı falan konuşuyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Ama sen orada değil mi? Oo. Benim ne alakası var oğlum? Ama izlemedin mi adamın a**ını yüzüne sıçırdı? Biz evli baktığı adamız onun. Hadi be oradan. Ya sen babalar, babalar. Bak. Babalar. Halil söyletmez. Bilal Hacı sen izlediler seni abi. Kaç para dersleri suratına sıçtırırsın? Oho. Sevdiğim arkadaşlarım gelip Özgürce sıçsın suratına. Dekontlara bak, dekontlara. Özgürce yok oğlum. Bir para var ona göre sıçtır. İlla paraya döndüreceğiz yani. Evet. Artık KDV. Tamam sevdiğin arkadaşların değil. Suratıma sıçın fatura mı keseceğim? Fatura. Allah Allah ya. Artık el alemin adamı. Evet. Kadın da değil bak, kadın da değil. El alemin adamı. El alemin adamı suratına sıçacak, kaç paraya sıçtırırsın. Allah Allah çok tanıdık hikaye. Sana bir şey soracağım. Ronaldo'dan sonra arkasında durduğun dirayetli bir kardeş daha vardı. Kim? Zaten yalnız. Yo. Kardeş dedi. Ronaldo'dan sonra kimin arkasında durdun? Mbappe. Evet. Bayern Münih ne yaptı? Çaktı yapıştırdı Paris'e. Mbappe nerede? Oğlum Messi'yi s**tiler. Niye karıştırdın? Aynı dün s**tiler Messi. Dün s**tiler Messi'yi. Niye s**tiler? Anlat bakayım. Taze s**tiler sizi. Messi'yi niye karıştırdın? Bu çocuğu Vitinha. İzliyor musun bizi? Evet. Boş kaleye kaçırdı. Gördünüz mü onu? Evet. Lan onunla ne alakası var? Gördüm. Aynı takımdalar. Çizgiden onu çıkardı. Çizgiden çıktı. Ben Messi'yi de Mbappe'nin etkilediğini düşünüyorum. Maçı izledin mi? Maçı izlemedim. Bir dakika. Ya, Liverpool oğlum Excel Spor'dalar. Biz de seydim bakım gelmeden önce. Aa Excel. Murat'a söyledim mi videoya gelmeden önce? Exxen'de mi maç? Evet, tüm Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları Exxen Spor'da. Bugün sevgili başında Exxen'deyiz. Trabzon evet. Şampiyonlardan elendi, Avrupa'dan elendi, bir de konferansta. Acun abi gönder 300 bin lira artık yeter be! Exxen! Ben söylemiyorum. Sevdiğimden! Acun Ulucalı Mbappe muhabbetine ne diyorsunuz? Acun Ulucayı çok severim ben. Sonra a**ına koyayım, sanki biz sevmiyoruz. Ben hepinizden çok seviyorum. Çok severim. Sen nereden seviyorsun lan? Benim idolüm. Benim değil de yani. Benim idolüm. Gerçekten. İdolüm mü? Brezilya'da rehin kalmıştık biz. Korona'da 2020'de. Brezilya'da rehin kaldın, sanki savaş göçüne gittin. Çekime gitmedin mi? Tamam abi olabilir. Ben kodum korona olmuş, her yer kapalı, ekmek yok. Brezilya'da buradan 1000 kilometre ne kaç? 10.000 kilometre de rehin kalmışım. Ağladın mı o gece orada rehin kaldık diye? Evet. Nasıl ağladın göstersene bir. Şey falan oldu mu? Anacığım göremeyeceğim artık seni. Oldu mu? Buna ama ben bunu gülerek anlatamam. Bu benim için çok travmatik bir anı. Al işte. Tamam, okey. Travma, griye düştük, dinliyoruz. Korona olmuş, Brezilya'da rehin kalmışız. Uçaklar kalkmıyor, gitmiyor hiçbir yerde. Hiçbir yerden haber alamıyorsun. Aileni merak ediyorsun, ülkedeki insanları merak ediyorsun. Çok uzaktasın. Türk kim? Hiç kimse yok. Kimseyle muhatap olamıyorsun. Marketler sana ekmek vermiyor. Türk gerçekten olduğun için mi yoksa? Evet, bu arada evet, böyle bir şey var yani. Erkek ekmek vermiyor sana. Çok zor günlerden geçtik. Ülkemize nasıl döneriz, ne yaparız, ne ederiz? Çünkü 3 ay kaldık orada. Hani Ali, yani bu kolay bir şey değildi gerçekten. Beni orada ayakta tutan tek şey vardı. Annen falan diyeceksin falan. Benim annemden falan bahsedeceksin. Bacakları ayakta tutuyor ya bacakları. Ya beyaz hünle ne koyayım. Burayı renklendirelim. Bir daha düşün. Ekran renklendirelim. Bir daha düşün. Beni orada ayakta tutan tek şey vardı. Survivor Türkiye. Acun Ulucalı. O dönem tek devam eden program oydu. Biliyorsun değil mi? Korona dönemi. Bilgi ver. Cumhuriyet tarihinin en büyük reytingi. Doğru. Ben canlı yayın açmıştı, rekor kırmıştı. Tweet atmıştım ben. Holey! Bu başarı Türkiye'nin diye falan. Niye helal attın? Linç yedim ben. Niye abi oley Instagram'da, diyelim oley? Edinendir belki. Bir şey diyeyim. Instagram'da canlı yayın rekoru kırılmış. Oğlum el kaldırma a**ına koyarım seni. Hayır oğlum. Cumhuriyet tarihinin en büyük, pardon Cumhuriyet tarihinin neresi? O bilgiyi, pardon, o bilgiyi Mesut'tan aldın. Pardon. Instagram tarihinin canlı yayında en büyük rekoru kırılmış. Ve bu bir Türk'e ait. Çayının rekorunu egal etti. Ve bu bir Türk'e ait. Acun Ulucalı. Ben dedim ki bu gurur bizimdir, ne mutlu bize falan filan. A**a kodum, Kurtuluş Savaşı'nı mı kazandık falan filan, linç edin ben. İlk
Hikmet, futbolla ilgili bir sorun vardı. El kaldırdın kardeşim, göremedik seni. Alalım hemen. Günümüzle ilgili buyur bir soru kardeşim, çıktın galiba. Sen Gergerlioğlu'nun oğlu musun? 2010-2011 şampiyonu kim? 2010-2011 şampiyonu kim? Ben de hocalara yöneltiyorum. Gel buraya. Yok yok yok, hayır, o sessiz çoğunluk. Sordu sorusunu. Aynen. Hocam, seyircilerimizden bu bir soruyu sorabiliyorsa o sıfatını kameraya göstersin abi. Arkadaşlar, adam aldı eline mikrofonu, sordu. Yürekli vermek sordu. İstemeyen bir seyircimiz şöyle bir soru yöneltti. O nasıl soru lan? Ben size bunu iletmek durumundayım. Bir saniye, ona cevap vereceğim. 2010-2011 sezonu şampiyonu kim? Tolunay'a mı sormak lazım önce? Bunu Atabek Doğan'a sorarsan Fenerbahçe. Sana sorarsam Fenerbahçe dersin. Evet. Bana sorarsan Trabzonspor derim. Fenerbahçeli kim varsa ona sorarsan Fenerbahçe'ler. Trabzonspor'u kim varsa ona sorarsan o Trabzonspor'da. Abi şampiyonluk öznel bir şey değil ki ama. Bir dakika. Bu tamam işte ama. Bu çok istisnai bir durum. Bu bizim halkımızın ve taraftarların ortada buluşabileceği bir konu değil. Anlatabiliyor muyum? Yer değiştir. Soruyorum sana. Arkadaş, o sene Fenerbahçe değil de biz şampiyon olsaydık, Fenerbahçe ikinci olsaydı. Aynı iddialar bizim tarafımızdan kullanılsaydı. Dur az geri gel. Ne derdin? Ne derdin? Vatanımı seviyorum! Seviyorum! Kimse engelleyemez beni! Ya Hikmet yapma ya. Yani burada herkes neyi ne oldu biliyor yani. Yapma yani. Abim niye elimi tutuyorsun ya? Fenerbahçeliler de bu konuda saygı duyduğumu söylüyor. Diyor yani biz şampiyonuz. Ben diyorum biz şampiyonuz. Yani bunu, bu konu sonu olabilecek bir konu değil. Peki, peki. Benden size. Trabzonlu olduğun için valla. Benden size taze bir soru. Yapmıyorum yani. Hadi lan o biraz daha bize göre biz. Onu yapmamız da benden size taze bir soru. Çay geldi. Kardelencim hangi takımısın? Beşiktaş. En sevdiğin sol bek. Koydum çocuğu. 2010 ne oldu ki ben o sezon? Ben Rıdvan ya. Ne oluyor o sezon? Adam oldu adam Rıdvan. Ne oldu oğlum? Ne diyor lan Mesut? 2012'den ne oldu diyor. Ben bilmiyorum diyor. Ne oldu 2012'den? Çocuktu ne oğlum o zaman? Ne bileceksin ki? Ben bunu alıyorum ya. 3 ayında yollanıyordur. 2010 kaç yaşındaydın sen? 11. Bir şey diyeyim, futbolla alakalı hiçbir şey mi bilmiyorsun? Yok. Sıfır. Sen ne istiyorsun yani? Yani oğlum adamın çayı nasıl burada şu an ya? Bu programın adıyla en çok bağdaşan insan Mesut, sensin. Mesut, Mesut kaşık verir misin Mesut ya? Kaşık mı? Ulan. Allah razı olsun abi. Senden çalıyordum. Ligdeki son sıralamayı bir oku bakayım. Ligdeki son sıralama. Ben Galatasaray 1. Fenerbahçe için 2. Beşiktaş 3. Önümde de böyle bir sıralama yok. Kodum Allah'tan sabah bakmıştık. 3'ten sonrasını bilmiyorum. 4 Başakşehir olabilir. Doğru. Kuvvetle muhtemel. Doğru. Bilal kardeş, sezonun bitmesine ne kadar kaldı? Çorlu. Sezonun bitmesine ne kadar kaldı? Başladı gibi bir şey. Çok var, inanılmaz az kaldı ya. Daha var. Bak bir şey diyeceğim. Aradan aylar geçti. Neye güldün lan? Aradan aylar geçti. Şampiyonlukla ilgili bir lig şampiyonu bir önerinizi alayım bak. Kim oluyor? Ben mi konuşayım ben? Evet. Yani şöyle bir hissiyatım var. Düşüncem odur ki Galatasaray havayı çok güzel yakaladı. Bu havayı herhangi bir değişik deplasman ya da içerideki bir ara oluyordu. İçeride mağlup oluyorlardı. Kime hatırlamıyorum. Antalyaspor'a bir şu an hatırlamıyorum şu anda. Ben de tam hatırlıyorum. Kırılabilir. Fenerbahçe o kötü dönemini atlattı. Gene iyi futbola döndü. O öndeki baskılı coşkulu oyuna döndü Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe sona kadar götürecek diyorum ben ya. Kopmaz lig. Çok güzel hareket. Lig kopmaz. Yazdım. Son maçımız derbi maçı mıydı Fenerbahçe Galatasaray? Değişmedi doğru. Değil mi? Çok güzel maç bekliyor ben bizi. Ben şunu düşünmüyorum yani. Galatasaray alır götürür de Fener. Ben sona kadar ikisi götürür diye düşünüyorum. Kardeş. Ben Fener'in dalgalı oynadığını düşünüyorum. Dalgalı bir iyi bir kötü. Açacaksın. Bir iyi bir kötü yani. Eyvallah. Keyfine göre anladın mı? Senin yorumun okey tamam. Ben Galatasaray'ın açık ara şampiyon olacağını düşünüyorum. Ali biçim, sen bir Fenerbahçe olarak tabii ki de Fenerbahçe'miz şampiyon olacak diyeceksin. Tabii ki. Bu soruyu sana sormuyorum. Sen? Niye bana sormuyorsun? Ben dedin ya Fenerli olacaksın. Ne oldu tamam. Şimdi, Fener, ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada konuşmak istiyorum. Sen söyle ben abi, dedim. Abi sen Fenerbahçesin ya. Ya Ali Koç 5 yıldır takımın başındasın. La bir tane forvet al şuraya ya. Ya bir tane adı tartışılmayacak. Fatih Terim. Amına koyayım seni. Hikmet ne diyorsun? Abi forvetler çok kulaklanmış sana ya. Abi forvetler çok pahalı mı? Tamam ama Valencia şu an gol kralı değil mi kardeşim? Ya, piyangodan. Hocam. Gollerin yarısı boş ama biliyor musun? Piyangodan. Şimdi Icardi'yi Galatasaray alıyor. Niye Fenerbahçe almıyor abi? Bizim Icardi'yi almak gibi bir şey mevzumuz var mıydı? Ufak bir mola rica edeceğim sizden. Orkun Işık çok dondurma arabasıyla bir tur gezecek şuralarda. Yaz geldi. Selam. Patron gidiyor musun? Patrona moral alkışı. Patron son olarak sen gitmeden evvel. Güzel şakaydı. Soğuk savaş şakası önce yaptım bir tane cebimizde kalmış. Kalkıp gidiyorum. Bu arada ben yaşlı olacağım ya. Yaşam artık ya. Sokarız seni. Murat Güley'in halı saha performansı anlattın mı burada? Gördük videoyu. Büyük spor. Patron aylar önce Sıfır Futbol 2'yi çekerken Yavşak kardeşimiz Mesut Şantamay'la birlikte. Senle. Ben mi? Bana yaptı sen. Bana sana demedim oğlum. Özür dilerim. Demedim. Tamam bana saplıyorsun. Çelik aynı. Aylar önce yaptığımız bir... Ara sıra şaklığım var. Her zaman. Her zaman. Şu ara sorun ya. Olur ama. Oğlum adam için teşekkür soru sorayım. Pardon abi. Aylar önce bu Sıfır Futbol 2'yi çekerken kendi aramızda Süper Lig'in birincisi kim diye böyle bir konuşmuştuk. Evet. Patron son raddede yine Süper Lig'in şampiyonu kim olarak görüyorsun? Abi ben Fenerbahçe'liyim.
O yüzden objektif bakmam zor. Ben Fenerbahçe olacak diye bekliyorum. Galatasaray bir yere takılacak, bu kadar seri gidemez. Ama gönlündeki isteği bu. Objektif yorum yapamam diyor. Bak bu her zaman böyledir. Evet. Ya Fenerbahçelisin, yarıştasın, kim şampiyon olacak? Tabii ki de Fenerbahçe edecek adam yani. Tamam, o zaman Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşalım madem öyle, bir tanenizin yoktur. Ne yapacaksın Şampiyonlar Ligi'ne? İlk 3 var önümüzde bakayım. Geri kalan sıralamamız yok. Şampiyonlar Ligi'ndesini konuşacağız ya. Allah Allah. Madrid alır mı? Özledim. Cönlüşmüyor. Madrid s**ker, ben de öyle yazmışım. Madrid s**ker. Bu sene paranın gücü kazanır, City s**ker abi. Abi o ne demek? Paranın gücü City yan yana getiremeyeceğin iki kavram ya. Benzema ile Modric ortalığını beraber koyacaklar, adam 40 yaşında olmasın. Ronaldo ilk defa niye alamadı? Balon d'Or mu alamadı? Altın ayakkabı mı? Balon d'Or ne? Balon d'Or ne? Balon d'Or ne? Balon d'Or. Balon d'Or dedim. Beni mi yeneceksiniz siz ya? UEFA şampiyonu da Arsenal. Modric nereli? Balon d'Or. Modric Portekiz. Ya s*** dedi. Modric nereli? La Luka mı? Hırvat. Biliyor. Oğlum bu sıfır futbol değil bu, biliyor musun? Oğlum ben biliyorum sen ya. Salaha yatma sen. Biliyorsun sıfır yedi. Oğlum biri futbol. Gülen ya. UEFA kim? Şampiyonu kim olur? Sen bir şey anlatıyorsun, lütfen anlat. UEFA şampiyonu, dur şurada bir kıl var. Sevilla. Bu ne lan? E kimle beraberdin? Bir şey değil lan mi? Lan o benim saçımı şaşırmam ya. Saçımı ona koyayım. UEFA şampiyonu kim olur dedi ya. Fenerbahçe Sevilla turunu geçen şampiyon olur. Bak devam. İnce'yi anladın mı? Abi. Anladın mı? Abi! Ya Elif tamam, ben anladım, devam edin. Lan sen bana. Abi. Bu arada Georgina'nın ikinci sezon belgeseli geliyor. Ne diyorsun? Yine Netflix'te. Baba yok böyle bir şey. Georgina yıkacak ortalığı. Netflix'te, daha ne yapacak ya? Netflix'te iki futbol öneririm. İki futbol yapımı öneririm. Birisi Roberto Baggio'nun hayatı. Kesinlikle. Baggio'nun mu? Ne diyor? Roberto Baggio. Roberto Baggio. Öyle oldu değil mi? Roberto Baggio'nun hayat hikayesi. Bir de Figo'nun hayat hikayesi. Bir de Sunderland'in düştükten sonra bunlar tekrardan çıkacak diye bir film. Beyin yıkamaya gelmişsiniz siz. Koca Netflix'e önerdiğiniz üç futbol belgeseli koca bu mu? Koca Netflix derken? Ne oldu lan koca Netflix? İptal ettim depreme şey yapmadılar. Bir şey yapmadılar. Ne yapma? Ben şu an ya sen bastım. Ne anlatıyorsun ya? Şey yapmadılar de efendim. Ya Netflix ya. Netflix. Alo. Adam Cool Line bile içmiyor. Ulan You'nun yeni sezonu bu akşam çıktı. Sen eve gidip izleyeceksin. Sus a**a koyayım ya. Nasıl? O ne ya? Dur lan bir dakika. Durun ya. Ben Netflix. Sen s**lanırım. Şunu telefonla aç. Netflix'te güvenliği devam ediyorum. Biz yesek kurdu. Ne diyorsun? Ne yalan bir kim ediyorsun? Bir dakika dur sana. Oğlum siz bu kadar. Bize yapıştırın. Mesut. Efendim hocam. Sen de bu işin içindesin. İyi dinle. Ne diye? Netflix'te 3 tane futbol belgeseli önerecekmiş. Çayı indir. Üçüncü kamera kapandı a**a koyayım. Hep kral. Üç tane futbol Netflix belgeseli. S**erim seni ama bir daha. Sizler bu kadar hain insanlarsınız. Bak. Fatih Terim'i demedik diye. Hainsiniz. Fatih Terim'i demedik diye. Fatih Terim'i zaten demedin de. FIFA'nın karanlık yüzü belgeselini niye konuşacak götünüz yok? Öncelikle Fenerbahçe forması omzundayken dikkatli konuş. Sana bu son tavsiyemdir. Fenerbahçe forması üzerimdeyken neyi konuşup neyi konuşmayacağımı sana sormam. Sormayacağım da. Şayet birilerini sorgulamaya başlayacak. Sağ kulağım var ya. Orta kulak iptal oldu. Şakaklarım ağrıyor. Bağırma ya. Vallahi şakaklarım ağrıyor. Hadi bir tıp sorusu. İltihap da değil. Orta kulağında sıkıntı varsa orta kulak iptal oldu mu dersin? Orta kulak iltihabı mı geçirdim dersin? Yapıyordum. İşte diyorum ki iltihabı geçtim, iptal oldu diyorum tamam, ben sana. Tamam ama bilerek yapmadım. Oğlum sen FIFA'ya karşıt bir herifsin. Sen FIFA'yı da dağıtmak istiyorsun. Bir şey konuşsana lan! Bir dakika! Konuşsana! Hocam! Ya bu konuda konuşma. Hocam bağırma. Rütük anamızı senin yüzünden bağırma. Rütük baş göz. Son bir sorum var size. Ben bir konuya, Netflix'le lütfen alakalı bir konuya girecektim. Lütfen. Tabii ki. Abonelik ücretleri ile ilgili. Yeri değil a**ın. Git başka yerde konuş. Lütfen. Peki sana bir isim sormak istiyorum. Show Speed yorumun nedir? Ay Show Speed. Balon. Balon mu? Boş kasa. Bence Ay Show Speed. Ulan o bizi izleyecek ha. İzlesin. Tıt korkacak mıyız Ay Show Speed'den? Ay Show Speed ciddi bir Ronaldo hayrandır. Tamam. Tamam mı? Ronaldo'ya ulaşmak istiyordur. Ronaldo da ulaşılmaz olduğu için ulaşamıyor. Peki yüz bulamayınca götü başı dağıtıp aslında hiç Ronaldo'ya ulaşmak istemiyormuşçasına bir algı yaratmaya çalışması onun kalleş olduğu anlamına gelmez mi? Sen Ay Show Speed'e kalleş mi diyorsun? Ay Show Speed benlik bir şey yok. Kalleş mi diyorsun? Evet. Ne yapacak? Havlayacak mı üstüne? Ay Show Speed, Av Show Speed. Burada ciddi konu konuşuyorum. Sure. I show speed deprem yardımlarından yaklaşık 5 milyon liraya yakın para yollandı buraya. Kötü müydü? Kötü oldu. Bir şey diyeceğim. Türk milletinin yanında oldu. Kötü mü? Tamam bu onun eğlendiği için değil. Yanında oldu. Şimdi Ronaldo'ya koyayım ya. Doğru söyleyeyim. Kötü mü oldu? Doğru. Bu arada bu adam İngilizce konuşabilseydi. O ne demek? Heh, İngilizce konuşabilseydim. Global dilde I show speed'le. Kendini hazırla. Aynı kategoride olduğu için yarışabilir miydi? Tolunay I show speed. Abi gordu. Ya baba. Eyvallah. Anı öpeyim ya. Yok mu da öpemiyoruz mu ya? Var da sansür atacaklar. Boş ver şu an bu yani. Akşam. Ay Show Speed mevzusu neydi? Kapışırdım. Peki bir dakika. Ay Show Speed'le yarışabilir miydin? Kapışırdım çok fena. Ama ona koyardım.
Bir dakika, Ayşo Spin nereli? Portekiz olmuş. Amerikalıdır ya. Amerika, Amerikalı. Amerikalı mı? Kanada da olabilir. Ne diyeceğim? Ama şimdi bir şey, Afro Amerikalı bu arada. Hani köken olarak Afro Amerikalı ama. Babam Afro Amerikan falan filan. Yani şimdi futbol konuşuyoruz ya. Uçe. Ama adam bilgi verdi. Sen bilgiye kapalı bir adamsın ya. Oğlum Uçe lan Uçe. Uçe. Ha Uçe. Yok every gün de ş**mına koyayım ya. Ne alakası var şu an ya? Filmin adı ya. Kapkara gözlerle. Sen Allah'ın bir lütfusun. Gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun. Kafaların üçüncü filmi gelmeyecek. Hayır. Nasıl? Telefona bakıp niye söylüyorsun? Kahreden haber geldi. Kafaların niye üçüncü filmi evde gelmiyor? Evde canlı bulundu, bildin mi onu? Sinema bitti. Şey, dijitale gelecek. Abi bak, Bilal Hancı geldi. Saygımız sonsuzdur. Bir Karadeniz fırtınası. Sesi senin çok güzeldi. Sol göze ne oldu? Biri koymuş sanki senin sol göze ya. Biri koymuş ya. O 2019'daydı. Sana biri fena koymuş ha. Patlatmış. Oğlum gözümde arpacık var. Ben bu arpacıkla geldim. Ben bir şey diyeceğim. Ben hocam, neyi dedim biliyor musun? Yakın gir bana. Sen az önce sinema bitti falan filan dedin ya. Yakın gir. Yakın gir diyor. Ne diyor ya? Allah Allah. Allah. Aile programını s**tiniz ya. Ya kodum LG webcam'den yayın yapıyorsun. Ne anlarsın kameradan sen? Aa! Orada yokum işte. Doğru dostlar. Ateşle oyunuma! Çıksana bakayım orada ya. Ya bir şey diyeceğim. Bir dur. Sinema bitti ayrı konuşacağız. Aynen öyle. Ayrı konu. Box Office Türkiye'den bir misafirimiz de var. Bir dur. Futbol dördü konusu sinema nereye gidiyor? Bir sonraki hafta. Evet. Bana yakın gir. Ekranı siyah beyaz yap. Alttan duygusal müziği ver. Çok güzel. Yaptın mı? Bana yakın gir diyor. Alttan gir. Abi ne kadar güzel işte. Abi fantezi işte. Bir tane de günlük ev kiralı. Ben neyi özledim biliyor musun? Ben kimi özledim biliyor musun? Ben bu adamı özledim abi. Korktun değil mi? Onu biri sandın. Oğlum benle ne alakası var ben ya? Ben de bu adamı çok özledim. Benim gerçek arkadaşım buydu. O ne lan? Sen onun yerine geçen biri. Sen kimsin lan? Ali Misim nerede? Ne a**kudum? Nerede? Ben şöyle ciddiye alıyorum lan bunu. Evet. Kim bu? Aynen bu adamı ajan. Ne? Arkadaşlar aş o fotoğrafı. O ne lan? Aş o... Benim lan o zaten. Ne o ne lan? Ali Biçim. Gerçek Ali Biçim. Rahmetli abim öz Ali Biçim. Arkadaşlar Sıfır Futbol 3'ü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki bu videoya 400 bin like gelirse... 4 mi? 4 mi? Eski halime dönüyorum. 4 değil mi bu? Bu videoya 400 bin like gelirse... Düzeltme yap, düzeltme. 4 değil mi bu? 3 oğlum 3. Ulan 3, 4. Ne yapıyorsun? 400 bin like gelirse bu ben videoya... Ben a**odum. Harry Potter'ı Azkaban tutsan da mı? Nasıl döneceksin ya? Bilmiyorum. Döneceğim. Vallahi döneceğim. Öncelikle de bu adamın isteğini için döneceğim. Bu halime döneyim mi? Dön! Döneyim mi? Dön! Döneyim mi? Dön! Y**ak döneyim. Kıymetli Kuzey'in en taze oğlu. Bu akşam bize burada eşlik ettiğin için canı gönülden teşekkürler. Çok güzel futbol konuştuk. Kıymetli doğru doğru. Partnerim, götünü yırttığın için, biraz daha desibel rekorunu zorladığın için teşekkürler. Ve götünü s**ken vakit bulup buraya kadar geldiğin için sana da çok çok teşekkür ederim. Yakışmadı. Yakışmadı hocam. Bir hafta sonra, merhaba, bundan merhaba. Sonraki hafta Sıfır Futbol 4 ile beraber yanınızda olacağız. Ve haftaya bambaşka bir yavru daha eklenecek diye düşünüyorum aramıza. Oyun Mertcan Bahar'dan yanar. Hadi bakalım, götün ben, yiyorsa kimisin? Ben Mertcan'la küsüm. Barıştırıyoruz! Barıştırıyoruz! Kırgınım, yanlış söyledim. Bambaşka kırgınım. Bir ne geliyor dedin? Bambaşka bir yavşak. O zaman Mustafa Ak gelir abi. Mertcan Bahar gelecek. Başkası olmaz. Ben kırgınım abi. Mertcan'a neden kırgınım. Kırgınsın Mertcan'la? Düğüne davet ettim. O gün dedi video çekeceğiz, gelmedi düğüne. Ne oldu? Benim işini yapıyor ya. Ya ayıp işte. Biz de Mertcan Bahar'ına gidecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Mertcan'la Tolunay'ı kendi kanalımızda evet. Barıştırıyoruz. Ben şimdiden de safımı belli edeyim. Bir tane o ne diyor testi çözeceğim diye. Düğüne gitmemek büyük bir yanlıştır, saygısızlıktır. Haftada seni bu masada araya almayanın a**ına koyayım. Hadi bakalım. Mertcan Bahar'a son söylemek istediğim bir şey varsa. Mertcan Bahar'a bir şey söyle şuradan. Dur şu kamera. Mertcan Bahar, düğünüme gelmediğin için biraz kırıldım sana. Gelebilirdin, video çekimi ertelenebilirdi. Ya şu Türkçeyi öğrenin a**. Biraz oğlum, kırıldım sana diyor. Ya abi bir takım. Kırgın bir a**. Kırgın. Oğlum burası alınacak TikTok'ta kullanılacak bir dur bölme ya. Türkçe diyorum, kırgınım geniş zaman. Kırıldım ne? Geçtim üzerinden. Hala kırgınsan kırgınım diyeceksin. Pardon, devam et. Başta. Çok darıldım, sana da darıldım. Darıldım geniş zaman, hala dargınsın. Sevgili Ali biçim, götünü s**eyim. Mertcan Bahar. düğünüme gelmediğin için biraz darıldım sana. Açıkçası onu da belirteyim evet. Yani o gün video çekim falan bana bir tık bahane gibi geldi. Zaten Beykoz'daydı hani ona da yakın bir taraftaydı diye biliyorum. Hani bir 10 dakika uğra a** koyayım desem yeridir. Teşekkür ederim. Darıldık. Hala dargınım sana. Eve de hediye getirdi, krampon getirdi. Ya a**am ev hediyesi krampon mu getirdi? Ne istiyorsun ki? A101'den almış. Kinetix'in de a**tan yemiş Kinetix'i yani o derece. Oğlum Kinetix büyük markadır. Doğru konuş. Kapat Mesut sen de. İyi akşamlar sevgili futbol severler. Yukarıdan kamera aşağıdan götür. La 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 la. Bir başkadır benim memleketim. Son. La 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 la. Sen sen de. Sen de. Dur.
olur ya? Bir dönemde gelmedi ama. Bir dönemde hiç kelime etmedi ya. Nasıl etmedi? Konuşmadı. Nasıl konuşmadı? Konuşmuyor. Ben anlamıyorum. Ben ne dediğimi anlamıyorum. Sen de futbol hariç her şeyi konuşabiliyorsun. Sen de futbol değilsin. Abi ben anlamıyorum. Halkımızda futbol. Halk yazı izledim. Tamam ya. Yapmasaydın. Halk yazı izledim. Halk yazı izledim. Halk yazı izledim. Ne konuşuyorsun ya? Halk yazı izledim. Bir dur ya. Ne gitti ya? Ayağıma niye bunu atıyorsun ya? Halk yazı izledim. Durun ya. Oğlum ne atıyorsunuz? Manyak mısınız?